Cumhuriyet Halk Partisi 4 Eylül günü Sivas'ta başlatıp 9 Eylül günü partinin 101. kuruluş yıl dönümü ile birlikte taçlandıracağı süreç, Türkiye'ye demokrasi vaat edenlerin önce o demokrasiyi kendi içinde perçinlemek istediklerini görmelidirler. O salondan birlik, beraberlik, mütabakat, azim, kararlılık ve coşkuyla çıkacak olanların bunu dalga dalga 81 ile 973 ilçeye taşıyacaklarından, o salondan Türkiye'ye bir iktidar umudu, Türkiye'ye bir iktidar değişikliği bekleyen Türkiye'ye bu konuda kararlı, özgüvenli, inançlı bir ses yükseltecek olacaklarını görmüyorlar. Birileri bekliyor ki tartışacağız. Birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız. Milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle ama. Biz biriz, beraberiz, kararlıyız. Hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Pek çoğu da burada olan, çok önemli bir kısmı burada olan kurultay delegelerimiz sokağa duydu, bize inandı, gençlere inandı. Hepimizin hep birlikte dile geçirdiği, eğer Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişecek ve umut yeniden yeşerecek söylemine destek verdiler. Kurultaydan aldığımız güçle, yetkiyle ve daha sonra hep birlikte ortaya koyduğumuz büyük emekle 31 Mart seçimlerine gittik. 47 yıl sonra bizim hepimizin vergileriyle kurulan Anadolu Ajansı'nı, Atatürk'ün kurduğu ajansı, bir ittifakın ajansı, hepimizin vergileriyle çalışan TRT'yi bir partinin televizyonu yapanlara size 31 Mart akşamı bir sürprizim var demiştim. O sürprizi dile getirmek nasip oldu. Çıktık ve şunu söyledik. 47 yıl sonra TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir.